Şimdi arkadaş bugün krep yapmış da ben dün yaprak sarması yapmıştım. Hamit Bey, yaprak sarmanız suydu. Normal su koyulması gerektiği kadar. Emin misin? Eminim. Ne kadar? Yeterli mi pişmedi acaba? Şimdi şöyle yaprak da pişmemişti. Yaprak pişmemişti, doğru söylüyorsunuz ama şimdi yapraklar konserve olduğu için bilemiyoruz. Ben üzerine kettle'da su döktüm. Valla genelde de zaten marketten alıyorlar. Tamam, ben olsam arardım Diyarbakır'daki ailemi, bana salamura el yapımı gönderin, otobüse veya uçak kargo. Diyarbakır'dan gönderdiği ekmeği beğenmediniz. Bir de onları getirdim. Aa, ekmek çok güzeldi. O ekmeği beğendi. Çok beğendi. Bir laf yaptılar ama. Annenize selam söyledik. Hayır, Hamit Bey, ekmeğiniz çok lezzetli dedik hatta. Yok, gerçekten Yok, çok güzeldi ekmek. Ben şimdi dünkü şeyden sonra ben bütün arkadaşlar çok alındığımı söylüyorum öncelikle. Ekmek alınmış. Çok güzeldi, hayır. Alınmış. Ekmeğin sunumunu beğenmedik sadece. Ekmek sunumunu, çok güzeldi. Tamam da ben size zaten gereken açıklamayı yapıyorum, biraz önce de yaptım. Ekmeği ben bile bile kesmedim. Tamam, evet. Yaprağı diyor işte. Yaprağı da, Diyarbakır Tokatlı değil mi ki? Tokatlılardan yaprak getirsinler diye. Doğru, Tokat'ın yaprağı. Diyarbakır'ın yaprağı yok zaten yani. Öyle bir şansım yoktu. Evet. Buyurun, kreple, oh maşallah. Buyurun Bediye Hanım. Teşekkürler. Dolu dolu bir. Sağlık. Afiyet olsun. Dolu dolu bir ana yemek gibi. Ana yemek. Ara yemek. Ana yemek, ara yemek. Ana yemek gibi görünüyor. Öyle mi? Evet, öyle doyurucu işte. Bu aslında zaten lazanya başlı başına ana yemek. Ana yemek yani. Lazanya nerenin mutfağı biliyor musunuz Cahide Hanım? İtalya. İtalya'dan gidiyoruz, Fransa'dan çıkacağız. İşte size her dünyanın dört bir yanından lezzetler denetiyorum. Bir de içecek bir şey ister miydiniz arkadaşlar? Su veya herhangi bir şey. Ben asitli bir şey alayım. Ben de kola istiyorum. Tamamdır, hemen getiriyorum. Siyah istiyorum. Evet, tam yerinde bir soru. Ara yemek gelmişken içecek sorulması son derece normal ve doğru. Sen de dün getirdin içecekleri dolu dolu 3 şişe. Yaranamadın be Hamit. Aynen, bir de ona ben da masaya getirdim. Masaya getirdim, böyle şık böyle. Çok şıktı. Acayip şıktı ya. Gözlerimiz kamaşlı şıklıklar. Bardaklarınızı alayım yani arkadaşlar. Bediye Hanım'ın hiç sesi çıkmıyor. Sanırım dünü düşünüyorum. Vicdan azabı devam ediyor. Değerlendiriyorum. Siz de birazdan değerlendireceksiniz ya. Evet. Enerjinizi çok harcamayın. Yok. Hiç bitmez benim enerjim. Maşallah, çok enerjik bir insanımdır. O yüzden. Maşallah. İç tampremanı yüksek. Dışarıya sakin konuşuyor. Aynı crescendosuz. Sakin, aynı tonda. Fakat söyledikleri maşallah çıkan sürpriz şeyler, tanımlamalar, tasvirler, betimlemeler değişik, güzel. İç enerjisi yüksek. Evet. Cahide Hanım, geliyorum, sizi göremeyecek hemen. Miyiz burada? Hemen geliyorum. Evet. Cahide şu an sanırım ana yemek. Başka bir şey getirecek mi? Ben doydum çünkü. Ana yemek zannettim. Bunu da çok o zaman kalkıp gidelim. Ne güzel işte Hamit Bey, karnınız porsiyon daha şimdiden doydu. Bir de ama lazanya değil de sanki ana yemekmiş gibi geliyor. Ne güzel doydunuz geliyor. Ya. Ara yemek doymalık mı sence? Ara yemek. Öyle mi olmalı? Ara yemek. Ne güzel doydunuz diyorsun. Porsiyon o kadar büyük mü olması gerekiyor? Mesela dün aç kalmıştı ya arkadaşlar. Kim aç kalmıştı? Biz yemedik. En azından bugün şimdiden doydular canım. Yani herhalde kendi anınıza konuşuyoruz. Yok vallahi ben dün gidince kokoreç yedim. Bu tabağı bitirirsek hiçbir şekilde diğerlerinden ben bir çatal bile alamam. Evet, ara yemek olarak, ara sıcak olarak, porsiyon olarak fazla bu. Çok fazla. Evet. Ama tek parça ürün olduğu için böyle sundum aslında. Hmm. Evet ama arası sen ne dedin demin? Kokoreç mi? Aynen, gidince kokoreç yedim. O kadar pidenin üstüne gittim bir de kokoreç mi yedin? Kokoreç yedim. Nasıl ya? Nasıl yani? Tabağınızı bitirdiniz Murat Bey dün. Çorbayı içemedim. Yani, şimdi gittim bir çorba içtim ya da bir salata yedim. Bir sandviç yaptım falan bizim, da değil. Bizim evin orada çok güzel kokoreççi var. Şimdi sadece pideyi yapsın bari. Çorbayı içemedik, sarmayı yiyemedik. Tatlıyı zaten bir kaş çatal aldık. Yine kokoreç biraz ağır olmaz mı o saatten? Yok yok, ben alışkınım. Allah aşkına onu işte. Yemedik. Sarma elle sarıldı. Evet. O kadar meşakkatli, o kadar zor. Ama pideler gene elle olmamıştı. Açıldı, fırında pişti. Evet. Çorbaya bir şey demiyorum. Ya deme çok. Lütfediyorsunuz. Bir şey demiyorum. Çorbaya bir şey demiyorum. Bak farkındaysanız. Sabah biraz önce de söylemedim. Çorbam maalesef kaza kurbanı oldu. Kaza. Kaza kurbanı oldu. Sen unutmuş olmuyorsun. Tam kaza kurbanı işte de. Bence eksik. Yani. Bir nevi kaza diyor. Peki bir şu yemeği bir anlatın bana da ondan sonra geleceğiz oralara. Bediye seni dinleyeyim. Ben dediğim gibi porsiyon olarak çok büyük buldum. Ara sıcak biraz daha böyle hafif. Ana yemeği hazırlar vaziyette. Daha küçük porsiyonlanmış. Daha az karbonhidratlı olabilirdi. Hani hem çorbanıza bakıyorum, ara sıcağınıza bakıyorum. Ana yemeğinizin yanındaki garnitüre bakıyorum. Ve sonundaki tarta bakıyorum. Böyle bol karbonhidratlı. Birazcık uyum açısından sıkıntılı bir menü olmuş. Lezzette çok bir sıkıntı göremedim. Normal, standart. Kreplerin pişme aşamalarına baktığımda üst tarafın güzel piştiğini, alt tarafın biraz daha kızartılabileceğini düşündüm. Krep çok ince olduğu için zaten hani böyle direkt çevir tarzda pişiyor. Aynen pişiyor yani, hamur kalma ihtimali çok olmuyor. Bir de böyle mesela kıyma yaparken özellikle top top kalmış. Biraz daha bunu böyle şey yapabilirdim. Aslında suyla da açtım. Hmm. Hani mesela lazanya için ekstra bir bardakta sıcak suyla da açtım onu ama
İşte o şeyde sürekli arada başında durun, evdeki evet. gibi olmuyor evet, yani. Evet evet, şimdi diğer şeylere de bakıyordum bunu yaptığım sırada evet. O yüzden belki evet. biraz kalmıştır. Evet. Peki. Murat? Bu yemek aşırı derecede ağır bir yemek. Bu ara yemek olacak bir yemek değil. Çok fazla yağlı ve bildiğiniz o kadar yumuşak ki benim bildiğim kalıp gibi olmalı. O kadar yumuşak ki kaşıkla bile yenebilir bu. Yo, tam tersine. Zaten İkincisi, krep olduğu için ağır, yumuşak. Neden ağır olduğunu söyleyeyim size. Peynir ve peynir sanırım bu kaşar. Beşamel sos da var, kaşar da sos da var. Tamam, var, ikisi de var. Beşamel sos da var. Kaşar, kıyma girmiş. Sanki kuşbaşılı kaşarlı kıyma yersiniz çok ağır olur ya. Öyle bir ağırlık var ve aşırı derecede yağlı olmuş. Kusura bakmayın, beğenmedim ben. Biraz yağ konusu bir tık fazla olmuş. Evet. Çok fazla yağlı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O... Vallahi Kayseri yağlaması gibi ha. Evet. Yoğurdu da koy üstüne, evet. Beşamel olmasa. Aynen. Muhtemelen beşamele de ayrı bir yağ kullandık. Beşamele çok az koyduk. Krebe de çok artı az. Bir krebin yağ içinde oranı. Hiç yağ yok. Krebi pişirirken de yağ kullanmadım tavada. Direkt krebi döküp yaptım. Kıymada mı o zaman? Kıymada. Evet. Kıymada. Sosunda biraz fazla yağ. Sosunda biraz oldu. Evet. Evet. Peki. Murat beğenmedim diyor. Safiye ne diyor? Ben lezzetini güzel buldum. Baharatları, tuzu iyiydi. Bak o sadece, doğru. Evet. Krebi arkadaşların da dediği gibi bir tık yumuşak kalmış. Çok cıvık gibi geldi. Lezzet olarak güzel. Ama krebin üstüne hani sosu da koyuyoruz ya Safiye Hanım. O yüzden ekstra yumuşuyor. Zaten ince, çok ince. Anladım. Onun üstüne bir de sosu koydum, bir de fırına attım. Ekstra yumuşadı. Peki Hamit'i de dinleyeyim. Ben krepi şey ana yemek olarak görmüyorum. Bir de krepi sarayda yapmadınız. Keşke krepi kendiniz yapsaydınız. Krepi kendim yaptım. Şey krepi diyorum, lazanyayı. Lazanyayı derken Hamit Hanım hepsini, Hamit Bey. Onun makinesine getirmesi gerekiyor. Lazanya, sen ekstra bir de lazanya ve krep lazanya. Krepten tamam, yapmış lazanya. Tamam biliyorum, biliyorum krep nasıl yapıldığını. Krep hamuruyla değil. Krep hani... Krep hamuru kendi yapmadınız mı? Evet kendim tamam, yaptım. Tamam, lazanyayı nasıl yaptınız? Hazır almadınız mı? Nesini hazır aldım Hamit krep Bey? Krep lazanya. Hamit krep Bey. Lazanya. Ben lazanya hamuruyla yapmadım. Normal ben sizin dediğiniz lazanya hamuru herhalde. Tamam, yok onunla yapmadım ben. Kreple yaptım. Yani lazanya normalde makarnadır evet. ya. Onu krep olarak tamam, ben hazır lazanya aldığını zannettim. Yok, onu yok, yok krep lazanya. Tamam, yani krebini, krep yaptım. Beşamel sosunu bence tutturamamışsınız. Kıymanız dediği gibi çok yağlı, iç hamur normal yani böyle olması normal çünkü sos dökmüş, fırında bekleyecek haliyle böyle normal. Ben kıymanın şeyini beğenmedim, bir de peşemal sosunu nasıl yaptınız acaba çok merak ediyorum. Tereyağı, un, hafif tuz, karabiber, süt. Peşemal sanki çok böyle şey olmuş, yanmış demeyeyim de. Yok hiç yanmış. Kıvamını tutturmamışsınız, böyle pürtük pürtük olmuş gibime hayır, geldi bana. Hayır, aslında bayağı sıvıydı hatta. Yani bana öyle geldi bilmiyorum. Ha. Elinize sağlık. Ekstra bir durum yok bence. Yok aynen, sıvıydı da hissettim. Peşemel ama. Lezzeti güzel. Safiye'ye katılıyorum. Gayet lezzetli. Yani kıyması, salçası, sosu, beşameli bence gayet lezzetli. Onun dışındaki eleştiriler de dediğim gibi ama bence lezzetli bir yemek olmuş ya. Yani. Evet uyumsuz, ağır menü için. Cahide Hanım tansiyon aletiniz var mı? Kolesterolümüz yükselecek bu menüyle.